Getir'den siparişini ver. Program bitmeden kapında olsun. Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Mustafa'cım hoş geldin. Sen de hoş geldin. Bu sefer ben de böyle cevap vereyim. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyi, ne olsun. Maçları bekliyoruz. Milli ara bitti. Oh be kardeşim. Zaten milli ara da çok iyi geçmedi. Evet, huzurlu küme, geçmedi. Küme düşerek kapattık bu dönemi. Yani aslında şey olmuştu. Bu bizim Süper Lig gibi. Küme düşmüştük ama statü değişince kaldık gibi oldu. Evet. Ama yine düştük. Yani inanılmaz bir olay. Neyse, biz milli takımı konuşmayacağız. Yani çok konuştuk zaten. Ali abiyle programda da konuştuk. Detaya girmeye gerek yok. Biz Süper Lig gündemine döneceğiz. Burada da biraz fikstür sırasını takip edeceğiz gibi. Önce Gençler Birliği Fenerbahçe. Hı hı. Gençler Birliği'de de bir hoca değişikliği oldu. Daha doğrusu Nobre görevden ayrıldı. Evet. Yerine Asla kardeşim, ne demek yani, 2 ay sonra sportif direktör mü teknik direktör olacak? Bu nasıl eleştiri falan diyordu Sayın Murat Çavcar. Sonra sportif direktörü, teknik direktör yaptı 1,5 ay sonra. Mustafa Kaplan teknik direktör oldu. Nobre'de benim koltuğuma, son safhadaki benim koltuğuma oturdu. Geçen programda. Bu adam da burada. Biz de buradayız. Yani olaylar buraya kadar yansıdı. Yani bana kadar dokundu işte. Bu olaylar buraya kadar yansıdı. Bu arada şaka yapıyorum tabii ki. Bir yerimi Nobre almış. Nobre zaten konuk oldu. Konuk olarak geldi. Gençler Birliği durumu bu. Fenerbahçe Konya Spor maçı biraz çok iyimser düşünüyordu. Bütün herkes, yani hepimiz dahil, Fenerbahçe için. Ama Fenerbahçe'nin defoları olduğunu gösteren bir maç oldu. Şimdi bu tarz maçlardan sonra ayağa kalkmak çok mühim. Çünkü bunlar olacak. Yani hiç kimse 38 maçın 38'inde hiçbir sorunla karşılaşmadan finale erişmiyor. Premier Lig'de de. Zaman zaman Liverpool'da, City'de hepsi sıkıntılar yaşıyor. Bizim ligimizde de Galatasaray'da ilk iki hafta çok iyi bir oyuna girdi. Bir cevap geldi. Evet. Ondan sonra bir yalpaladı Galatasaray. Şimdi tekrar bir yolunu bulmaya çalışıyor. En azından dip noktada değil. Daha bir reaksiyon verdi takımda. Hoca'da. Fenerbahçe ilk kez bir tümsekle karşılaşıyor. Bunu nasıl aşacak? Bunun üzerine nasıl aşabilir? Bunu biraz hani konuşmak lazım. Sen Karagümrük hazırlık maçını da izledin. Aynen. Önce bir ondaki izlenimlerine başlayalım. Ondan sonra genel konuşmaya başlarız. Ya ben de Konya Spor kaybından başlayayım. Ben de kaybın aslında tesadüf olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına. Çünkü ben hani iyi oyunun tesadüf olmadığına inananlardanım. Yani tesadüfen iyi oynadık, hem de 2-3 hafta iyi oynadık gibi bir şeye çok inanmıyorum. Bence Fenerbahçe'nin o maçtaki görüntüsü çok kalıcı olmayacak. Bir de aslında bir şey deneyerek oynamıştı Erol Hoca Konya Spor maçında. Yani o zamana kadar gelen formasyondan farklı bir şey deneyerek maça çıktı. Biraz tutmadı ama bu kalıcı olacak diye bir kaydı yok. Maçtan sonra aslında Erol Hoca'nın bazı sistemleri vardı. Aslında oyuncu bazda da sistemleri vardı. Bazı oyunculardan yeterince performans almamaya başladık. Belki milli aradan sonra bazı değişikliklere gideriz. Konya maçını mı diyorsun, Karagümrük maçını? Konya maçını. Konya, yani kayıptan sonra böyle açıklama. Yok, tamam. Karagümrük de şeydi ki ona. Yok yok, kayıptan sonra da söyledi. Ben de hani kimden bahsediyor acaba hoca diye düşündüm. Yani performansı düşmüş oyuncu. Sanki biraz yani takım yapısında bir sorun vardı. Belki performans sonra Tiam'dan çok verim alamamıştı. Samat da biraz formsuzdu. Belki onlardan bahsediyordur. Ama sanki Karagümrük maçında biraz oyun dizilişinde de değişiklikler olabilir gibi hissettim ben. Karagümrük diyorum, pardon. Gençler Birliği maçında. Çünkü Karagümrük hazırlık maçında biraz farklı şeyler... Nasıl var? Ben izlemedim maçı, o yüzden soruyorum sana. Ya şöyle... Adem'i oynattı hoca. Perotti'yi 11'de oynattı. Adem'i Sisse ile ikili forvet gibi de gözüktü maç içinde. Hani ben kameradan öyle anladım. Belki maçı yerinde takip eden muhabir arkadaşlarımız daha net bir şekilde nasıl formasyona dizildiğini biliyorlardı. Ben hani geniş özetine baktım maçın ve kamera açısından öyle gözüktü. Ve Adem'i abi ilginçtir. Yani Yan Köller'de öyle bir özellik vardı ya, çok uzun olma. Yani bunu zaten daha önce hep söylüyorduk da. Ama bu maçta daha gözüme daha da hareketli bir oyuncu gibi gözüktü Adem'i. Hatta bir tane pozisyon var. Sol forvet gibi açıktan topu aldı. Topla birlikte kat edip çok iyi bir şut çıkarttı ve direkten dönen bir şutu var. Yani sol forvete oynatsan oynar görüntüsü verdi yani 1.98 boyundaki adam. O yüzden hoca belki yavaş yavaş Adem'i 2-11 A planına atar mı diye düşünmeye başladım. Kaldı ki en kötü maçında bile ceza sahasında orta konusunda yüksek sayılara ulaşan bir takım Fenerbahçe. O yüzden hazırlık maçındaki görüntüsü de acaba A planında Adem'i ufak ufak dener mi diye düşünüyorum.
Onun dışında sağ bekte çok genç bir oyuncu oynadı Serhat. Hı hı. 2002 doğumlu. Onun performansı da çok etkileyiciydi hazırlık maçında. Bir gola bir asist yaptı. Yani, tamam. Aynen ve tam böyle büyük takım sağ beki görüntüsü var oyuncuda. Çünkü hem zaman zaman baskı yaptığı zaman o baskıya çok iyi cevap bulan bir sağ bek. Hakikaten net bir baskı yapan bir oyuncu. Ve attığı golde topa yatışı, ayağını yatırışı çok etkileyici. Yani bir sağ bek için çok fazla bir teknik vuruştu yani o. Yani benim diyen sağ için yapamayacağı vuruşlardan biriydi. Asisti de güzeldi. O yüzden yani onun performansı sevindirici. Ben aslında Nazım yerine Burak Kapacı alsa mıydı diye düşünüyordum Fenerbahçe'nin. Çünkü daha biraz daha geleceğe yönelik bir hamle olurdu diye. Ama şimdi Serhat'ın performansını görünce sanki gelecekte mesela Nazım'ın da kalıcı şekilde alternatif olduğunu düşünürsek aslında hep alternatif oyuncu olarak görecek, görülecek Nazım. Gökhan Gönül'den sonraki sağ bek Fenerbahçe Serhat olur mu diye umutlanmış Fenerbahçeliler. Ben de umutlandım. Bakalım. Burada artık tabii Gökhan orada net bir bölgenin hakimi. Ben Nazım'ın alternatifin öteye geçmesi için bir atılım yapması gerektiğini düşünüyorum. Öyle hani şu anki forma girerek geçebileceği bir durum yok. Yani özelliklerine yeni bir özellik katmalı ki. Sence o hangisi? Biraz kademeye girmeyi, savunma yapmayı öğrenmesi gerekiyor. Savunma tarafı yok aslında. Yoksa Nazım hücuma katıldığı zaman sana çok eksiği yazacak bir oyuncu değil. Belki şimdi Gökhan hem tecrübesi hem doğru artık karar verme becerisiyle farklı bir seviyede. Ama Nazım geldiği zaman yine katkıyı verir. Bence Gökhan'ın hücum performansını ikame etmekte 3 aşağı 5 yukarı zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Zaten sorun savunmada. Bir de 35 yaşında olan bir rakiple oynuyorsun. Aslında şöyle olması lazım. Hani Gökhan kendini idareli kullanıp mesela hücuma enerjisini bırakması daha makul olur yaşı gereği. Ve daha enerjik, daha hareketli olan Nazım savunmayı daha iyi yapabilmesi gerekir. Ama öyle değil. Çok büyük. Yani uçurum savunmada var. Hücumda yok. O bakımdan ben Nazım'ın ciddi mesafe kat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer kat edemezse zaten senin çizdiğin Serhat profili gibi ben de izleyeceğim. Hani notumu aldım. Bakalım belki o daha ön plana çıkabilir senin dediğin gibi ki bir Murat Sağlam denemesi olmuştu Fenerbahçe'nin. Evet. Verimli olmadı o deneme. Yani zaten aslında takımların orta vadeyi planlayabiliyor olması gerekiyor. Yani bizde hiçbir şekilde olmayan bir şey olduğu için. Bizde az takım oturmadan ki ilk 11 oturmadan bizde daha devre arasında bile ilk 11'de diye aldığın adam bambaşka yerlere gidebiliyor. Bir anda gözden düşebiliyor. Bir anda istediği noktada olmayabiliyor. Sorunlu noktalara gidebiliyor. Bu sebeple yani mutlaka böyle mesela Gökhan'ı alıp onun mesela orta vadede geçecek oyuncuyu da planlamak gerekiyor. Evet. Ki aslında Emre Belözoğlu'nun her zaman açıklamalarında söylediği şey var. Ben artık altyapıya da çok önem vereceğim. Fenerbahçe'nin en azından 18 kadro oyuncusu olacak oyuncular buradan çıkmaya başlayacak. Aslında bunu uzun vade için söyledi ama görünen o ki Serhat gibi, Ömer Faruk gibi isimler ufak ufak senin dediğin gibi orta vadede plana dahil olacaklar. Sen bir plan çıkarmıştın. Kalemi de alayım ben. Tamam. Ben de fikirlerimi yazacağım. Buna geçeyim mi? Geç yine Mustafa'dan dayanamamış. Aynen. Ya aslında bir ay önceki çekirdekçi tayfada buna benzer bir şey çıkarttığımı hatırlıyorum. Çünkü hazırlık maçında buna benzer bir şey gördüm. Yavaş yavaş hayata geçer mi diye. Yani bu gerçekçilikten öteden gerçekçiye dönmeye başladı çünkü. Yani Karagümrük maçında gözlemlediğin şeyi söylüyorsun. Yani çünkü Perotti zaman zaman pozisyon icabı mı yoksa çoğunlukla orada mı oynadı emin değilim. Özeti izlediğim için söylüyorum bunu. Bunu 90 dakika maçı izleyen arkadaşlarımız daha iyi bilir. Zaman zaman forvet arkasında gördüm onu. İkili forvet arkası gibi. Ve orada da aslında etkili olacağını söylemiştik. Yani Roma'da prime döneminde bu bölgedeydi. Çift forvet arkasındaydı 2016 yılında. Yani Fenerbahçe'nin alternatiflerinden biri şu olur mu diye düşünüyorum. Yani 4-3-1-2 gibi bir diziliş. Yani çünkü zaten Fenerbahçe beklerinden net şekilde ofans katkısı alıyor. Yani Caner varken burada Nazım, Gökhan Gönül yok diye Gençler Birliği maçında bu dönemde yok diye Nazım yazdım. Zaten bu taraflardan kenar katkısı alıyorsun ofansta. Biraz merkezde çözme eksikliği yaşıyor Fenerbahçe'nin. Bir de ceza sahasında yapılan ortalarda cevap bulma sorunu yaşayabiliyor. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın.